Allahü Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ustalar çalıştığı için biraz fikri hareketimiz olmayacak. Şey yapacağız, psikoloji yapacağız. Doğruyu tanımlama, kendimizi yönetme. Bu aslında en büyük ihtiyaç. Peki, insan kendine yüklediği manalarla fikriyatı ve hissiyatı, çapı nispetinde başka şeylere yer kalmaz. Mesela, ne kadar insan kendisine zaman ayırırsa, kendisine yatırım yaparsa, fikriyatı ve hissiyatı ne nispette çapını genişlettiriyorsan, o nispette başka şeylerle meşgul olmaya ne zamanın olur, ne de fırsatın olur. Bir insan başka şeylerle meşgul oluyorsa, o nispette kendisinden uzaktır demektir. İşte bu aslında belası yani. Garip. Şimdi acayip iki tane hal gördüm ben. Aşırı kendisiyle meşgul, bu da hasta. Aşırı hariç de meşgul, o da hasta. O da hasta. Yani peki nedir o? Kendisiyle meşguldaki kastım bedeniyle meşgul. Şimdi dünyanın mevsimleri değişmesi, havanın değişmesi, atmosferin, derecelerin değişmesi, rüzgar esiyor, yağmur var. Gayet normal değil. Bunun hulasası olan insanın her an değişmesi garipliyor. Ben niye sabit değilim? Sen de bunun hulasası sensin yani. Bu atmosfer nasıl değişiyorsa, mevsimler nasıl değişiyorsa, insanın fikriyatı, hissiyatı devamlı değişir. Değişmeyen mahluk ise bardaktır, kalemdir. Sığırın bile hissiyatı değişiyor. İnanın bana, bunun bile duyguları değişiyor. Benim yanımdayken ayrı, çocuk yanında olsun ayrı oluyor. Acaba beni koparacak mı diye ileri geri hareket ediyor. Ben buna iltifat ettiğim için beni görünce böyle hareket ediyor. İsterseniz hayal değil. Bugün budadık abi. Bugün budadık abi. Öyle mi? Allah Allah. Şimdi arkadaşımız olmuş. Şimdi bu BK'ya inkılap etti. Yani duygularıyla mı görüyor ya? Duygularıyla mı görüyor? Yani, duyguları yok. Hissiyatı var. Yani benim hissiyatımı alıyor yani. Alıyor. Yani bunda hayat var mı? Var. Hayatın tüm mertebeleri var ama çok düşük. Bütün kainat Allah hayat ile yaratmış. Taşı, toprağı, kalemi de. Bunun hayatta nisesi çok az. Sırf vücud harici noktasında var. Bunun hayatiyeti hayat noktasında var. Hayvanların ise his noktasında var. İnsanın ise natikiyeti ve düşünme noktasında hayatın seviyesi var. Hayat, Allah bu kainatı hayat malzemesiyle yarattı. Taşı, toprağı, her şey hayatla yaratılmış. Hayatın tabii en diş mertebesi var. En kesif bu, atom. Yani taş, toprak. Onun da hayatiyeti var, nihayetiyeti var. Sunnat da söylüyor. Çünkü vardır. Var olan bir her şey hayatlıdır. Var mesela, en azından hareket var mesela, bunun etrafında elektronlar var, protonlar var, nötronlar var, vardır. Ama bu kör olası cehalet, tabi bilmediğimiz hemen hüküm veriyoruz. İşte ne bilir beni? Hayır. Bunu bir ormana, niçin şeriatta hüküm var bu? Bak şimdi hatırıma getirdi. Dinde bir hüküm var. Bir ağaç kesmek için ormana gittiğin zaman din diyor ki, baltanızı sarın. Ağzını sarın. Açık kolunu sağlaya sağlaya ormandan geçmeyin. Nasıl oluyor?
hangisi oluyor? Dirinin hukuku, ölünün hukuku gibidir. Diri insanın üzerine basmayın. Basmak ne kadar mekruhsa adam orada atıyor. Mezarın üzerine basmak da tahrimen mekruhtur. Dirinin hukukunu böyle riayet eden ağaca da bak. Bunun nasıl oluyor? Bilmezsin kardeşim aşağıda ne oluyor. Sen bilmiyorsun. Basma diyor. Mesela ihtiyacı hakiki ve zaruri yoksa atlı tıba akrabanı gönderip kestirme. Aynen hissediyor. Gönderme kardeşim. Nasıl oluyor ölmüş? Alaka var kardeşim. İntikal var orada. O uyandırılıyor kabirde. Fakat hep duyuyor. Cevap veremiyor. Telkin veriyoruz ya kabirde. Hep duyar. Tekrar Cenab-ı Hak hayatiyetini veriyor kabire. Ama bu dünyaya açık yönü mukabele edemiyor. Hep duyar. Onun için der ki, ya ne acayip bir din ya. Onun için kabirdekine telkin verirken, o insanın diyor yaşarken daha önce ünsiyet ettiği, ülfet ettiği değil, ünsiyet ettiği yani sevdiği, alıştığı kişi telkin versin. Cesaret buluyor. Yoksa kabirde ya kim diyor falan bana buna. Telkin oradaki panik ve heyecanını giderici bir özelliğe sahip. Yani ey Abdullah, ey Allah'ın kulu mealini söylüyor. La Rabbim Allah, la ilahe illallah de. Ha bir heyecan vardı. Ha tabii ya la ilahe illallah. Ey Abdullah veya ey falancan oğlu Hasan. Kabir haktır. Zaten kabirdir. Ya burası neresi falan panik yapıyor ya. Kabir haktır. Ha kabir tabii ya. Kendisine geliyor. Yani bir paniklik var. Kabir haktır. Bazılar soruyor. Abi diyor kabire girene kabir haktır. Niye telkin ediliyor? Ya görürsün orada ne demektir sen. Ya abi orada görmedim onu anlat dedi de. Şimdi bir panik var. Heyecan yok falan. İlk defa giriyorsun. Daha önce giren var mı oraya? Daha önce ölen var mı? Yok. Şimdi bak. Ey falancan oğlu Hasan veya ey Abdullah, ey Allah'ın kulu, Allah var, Rabbin Allah, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kitabın kitap, kitabın Kur'an, kıblen Kabe, işte delilinde eşheden la ilahe illallah ve eşhedenle Muhammeden Resulullah, işte Resulü, kendine hem zaman kazanıyor, bunu yaparken o münker mekirde duruyor, mukabele etmiyor. Dokunmuyor adam. O panik heyecan gidiyor. Bana Enis yoldaş oldu. Ondan sonra tak bütün o senin varlıkların, alakadar oldukların, iştirak amali uhreviyenlerin, amellerin, sevabın, namazın, orucun tak geliyor. Hepsi ayrılıyor. Bir kenara kalıyor. Bir şey hariç. Bir tane böyle bir nur ama canlı ve ruhlu. Burada duruyor. Teheccüd namazı mı? Hayır. Kur'an mı? O anlatayım. Mükemmekir diyor ki, canlı ruhu, çekil diyor, ben ona hesap soracağız diyor. Hayır ben bundan çekilemem dedi. O kabir, teheccüd namazı kabiri aydınlatan, insan dışında bir şey o. İnsan dışındaki bir şey. Sen tebareke okuyan kabir azabı çekmez. Allah Resulü diyor, her gece yatarken tebareke okuyan kabir azabı. Allah Resulü dedi, bittidir, bu böyledir. Arkası yok. Yok yok, arkası yok. Bu budur. Diyor ki çekil diyor ben, yok diyor ben ondan ayrılamam. Yani hariç bu, iman değil bu. Ondan sonra ama diyor ben nasıl şey yapacağım? Bu sefer Cenab-ı Hak devreye giriyor. Tecelli ediyor. O zaman sen kimsin diyor Nükemekir. Ben bundan ayrılamam. Niye? O benden ayrılmayan insandı. Kimsin sen? Ben bunun okuduğu Kur'an'ım der. Kesinlikle bırakmaz. Ondan sonra Allah devreye giriyor. Tamam diyor. Ayıramıyorlar, kenara duruyor burada. Ve ayrılırken şöyle diyor Kur'an. Korkma diyor ehline. Sen beni bırakmadığın gibi senin ta ezel ve ebede kadar bütün hayat serüveninde diyor. Kabir içinde mi yok? Bütün ezel ve ebed hayatın her safhasında ben varım. Yanındayım korkma, endişe etme.
Diyor yani hadiste. Burada diyor ve mükemmel. İşte okudun Kur'an. Harap eve benzetiliyor abi. Ha? Hiç Kur'an bilmeyen de abi harap eve benzetiliyor. Harap eve benzetiliyor. Yani içerisine oturulmamış, kar gelmiş, çökmüş, kiremitler falan, çatı kırılmış, çökmüş. Odalar dağılmış, perdeler şey olmuş, camlar kırılmış, harap hep, yılan, akrepler, ondan sonra evde otlar çıkmış. Kur'an okumayan ev ve kişi böyledir. Peki ne zaman okuyacaksın? Sen şu mantığını kullan, senin en kıymetli vaktine en kıymetli şeyini koyarsan, o en kıymetli şey de senin en kıymetli vaktinde seni içine koyacaktır. Ben kalktığım zaman ilk işim, Kur'an'ımı okurum. Bak Kur'an'ımı okurum. Ondan sonra Risale okurum. Kur'an'ımı okumadan Risale'mi okumam. Ben böyle şey tarzında hayatın tamamen karanlık kör köşesi, kör sokağı olan ikindiden sonra artık kafa bitmiş, yatarken 11-12 Kur'an okumam. Benim en kıymetli vaktime en kıymetli şeyi koyuyorum. En kıymetli şeyim en kıymetli vaktimde olduğunu gösteriyor. Hayatımı, o da beni kendi içine koydu. Ben ondan memnunum, Kur'an'da memnunum. Canlı ve ruhludur. Şu anda beni duyuyor zaten. Zaten alışken yapan kişi, o gün atlası mesela, bir gün, o gün huzur olmuyor. Tabii canım, kesinlikle. Benim en kıymetli vaktime, en kıymetli şeyimi koyarım içine. İki kişi var. Ya nereden girdik ya? Allah'ım yarabbim. İki kişi var. Bugün aradı. Abi sıkılıyorum dedi ya. Hayat tamamen manasız, anlamsız, boşluk. Hangi tip bu? Sen bak. Bazı tipler var. Tarihlerin içerisinde yaşayandır. Hayatları tarihlerdedir. 2013 mi geçmedi diyor. 2012 mi geçmedi diyor. Yani hayatları hadiselere, tarihin içinde olan tipler var. Bunlar hayatları boştur. Bazı tipler var, modeller var ki ehli tefekkür. Tarih ve hadiseler onların hayatındadır. Tarih ve zaman onların içerisinde şey yapar, geçer. Anladınız mı? Murat, bir daha söylüyorum. Bir daha mı söyleyeyim? Söyleyeyim, söylemeyeyim. Kendi mana çıkaramadım abi. Kendim tamam abi, o da anladığım için simana bakarak. Bak, hadiselere ve olaylara, tarihlere, zamana ve zemine göre şekillenen insan hayatı tarihin içindedir. Bu adam hayatı anlamsızdır. Çünkü gelişen hadiseleri ötelerden bakamadığı için, Allah'ın kitabıyla bakamadığı için yorumlayamaz. Bunlar zaman ve zemine göre şekil aldıkları için gelişen zahire bakarlar ki ayet-i kerimede siz şer dersiniz ama sizin hakkınızda hayırdır. Hayır dersiniz, sizin hakkınızda şerdir. Bu şey tiplerdir. Yani tahayyül ve tasavvuruna mahkum olanlar, tahayyül mekanın simgesi. Mekanın bizdeki karşılığı tahayyül. Zamanın bizdeki karşılığı tasavvur. Bunun içinde yaşayanlar, bunlar hayatları anlamsız oluyor. İkinci bir insan var ki tecerrütleri yaşamış, inkılapları yaşamış. Mekanı ve zamanı, hadiseleri hayatında yaşıyor. Hayatına koymuş. Hayatını onun içine koymamış. Devam ediyorum. Haber yoksa haberler iyidir. Haber yoksa haberler iyidir. Bak, haber dedik, haber geldi. Çok ilginç. O da sen de duy o zaman. Girerken söylenen cümleyi, haber yoksa haberler iyidir. Çünkü asıldır artık. Bir yerde bozukluk varsa insan müdahalesi var. İstatistiklerde cinayete mahkum olanların içinde, istatistiklerde cinayete mahkum olanların içinde 100 bekara karşı ancak 39 evli bulunuyor. Cinayetler var ya, ben böyle bir şeyi çok sevdiğim için biliyorsunuz, böyle istatistikleri çok seviyorum. Dünyada en çok kim intihar ediyor? Benim de şeyim yani, en çok kim? En çok hangi tipler morali bozuk?
hangi modeller ve simalara bakıyorum? Ehli tefekkürdür. Böyle garip yani benim bir şeyim garip. İstatistiklerde baktım, baktırdım. Cinayete mahkum olanların, içinde 100 tane bekar varsa, bunların içinde 39'u evli. Yani evliler az bulunuyor. Buna bu nispet hırsızlarda daha azalıyor. Hırsızlıklarda daha acayip. Hırsızlık vakasının 100 olayın 100 taneden bekar hırsıza karşı 24 evli hırsız gösteriliyor. Yani 100 tane bekarlar yapıyorsa 100'e mukabili 24 tanesi evliler yapıyor. Kendi tespitimi söylüyorum. Bu herhangi istatistik değil. İnsanlarda maneviyattan uzaklaşıp maddeye ne kadar ihtimam, maddeye ne kadar kutsallaşırsa, maddeye ne kadar değer verilirse, yani telefondur, arabadır, paradır, ne kadar bu kutsi olursa madde, o kadar hırsızlık çok oluyor. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz. İnsanlarda cinsellik ne kadar hedef olmuşsa tecavüzler o kadar oluyor. Ölümler o kadar oluyor. İntiharlar o kadar oluyor. Başka? Evlenmenin cinayetlerin meni hususunda tesiri ise kadınlarda hükmünü daha güzel gösteriyor. 240 bekar kadına karşı 80 kadın mahkum oluyor. Yani bu erkeklerdi biraz önce. Evlenmenin cinayetleri hususunda. Yani evli kadın, bekar kız. Diyor ki 240 bekar kadına mukabil 80 kadın evli kadın cinayet işliyor. Diğerleri 240'a 80. Erkeğe ise 39'a 100. Anlaşılıyor mu konuşma? Evlilik intiharında da önünü alıyor. Evlilik intiharın önünü alıyor. Gerek kadında gerek erkekte intiharın başlıca sebebi bekarlık sayılıyor. Bekarlık psikolojisinden kaynaklanıyor. Konuyu değiştiriyorum. Aslında evlilik abi dinin yarısını mı tamamlamış oluyor? Evet. Demek ki sıkıntılar da gidiyor yani. Mesela adam öldürmektir, onlar da azalıyor yani. Mesela o aşk mecazı bir kere gidiyor. Bir de bir hedefi oluyor, bir yuvası oluyor. Hafif biraz kendisine yatırım yapsa, biraz kitap okusa. Bak biraz. Biraz kitap okusa. Sabah çıkmazdan bir sayfa Kur'an okusa. Haftada bir iki ders, haftada bir iki defa derse gitse, o yuva cennete döner. Yuvasının cennete döndürmenin ustad şu alarda şöyle diyor. O aileye diyor imanı bil ahiret. Ahiret inancı ne kadar hakim olursa o yuva cennet olur. Yani haddini bilip hududunda kalan ahirette hesap vereceğini ve bu benim refikayı hayatım, hanımım veya kocam sırf dünyalık değil. Ahirette en temiz hurilerden daha güzel yaratılacak. Bütün nekaisten, eksikliklerden, noksanlıklardan temizlenecek. Ve bana hurilerden daha güzel bir şekilde verilecek. 9. şuada. Evet. 9. şuada. Bana verilecek. Gibi düşüncesi olan bir insanın karısına nasıl bakar? Ebedi bir arkadaşı yani. Başka. Kocasız kadın dümensiz gemi gibidir. Bu bir gemi şey yaparken motorla bizi Karadeniz'de çıktığımız zaman o sandal şey var ya böyle sandal böyle çıkıyor böyle dümen. O ne olduysa bir çıktı da başımıza geldi. Tamam mı? Kaptanın o takana kadar fırıldak gibi dönüyoruz biliyor musun? Nasılsa öyle takıldı. Atlamak atlayamıyorum çünkü biraz sonra bindirecek bana daire yapıyor. Öyle gitse atlayacağım. Takana kadar o zaman bunu yazdım. Kocasız kadın dümensiz gemi gibidir. Kendi etrafında döner. Buhran geçirir. Başka?
Hanımsız erkek de o zaman, şimdi uyduruyorum, o dümeni tutan kol gibidir. Kolu yoksa o da böyle döner. Var ama kendi, o da öyle döner. Şimdi uydurdum, böyle bir şey yok. Bir kadın kocasına ya tamamen itaat eder, ya tamamen kumanda. Hakların muvazenesinde ancak kavga çıkar. Hakların muvazenesinden ancak kavga çıkar. Yani bu aslında bir rahatsızlığı işte. Dua ihtiyaçların görülmesinin anahtarıdır. O anahtarın dişleri de helal lokma yemek ve giymektedir. Çok ilginç. Bir daha söylüyorum. Dua ihtiyaçların görülmesinin anahtarıdır. O anahtarın dişleri de helal lokma yemek ve helal giymektir. O zaman dua hazineyi açıyor. Asla üç şey olma, akılsız olma, şükürsüz olma, sabırsız olma. Fatiha için sırrı suretil Fatiha deniyor ya, sırrı suretil Fatiha deniyor ya, suret burada da geçiyor. Allah'ın ne demek bu anlamını veriyorum. İlgimi çektiği için şey yapıyorum, yazdım. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Yani Kur'an'daki peygamber kıssalarında ve açık haram ve farzlarında sakınmış olarak. Yani sirri suretil Fatiha'daki suretin sırrı. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Allah'ın ahlakını ben şöyle buldum. Peygamber kıssalarında anlatılmak istenen, verilmek istenen mesaj. O peygamber hayatında sergilenen metanet, dirayet, şefkat, alaka, fedakarlık, dava için her şeyini vermek gibi. Bu Allah'ın ahlakıymış. Bana göre. Sonra bu peygamber kıssalarının alemine yerleşmesi için haram ve farzlardan dikkat etmek. Başka bir hadis okuyorum. Hadisi bir mana. Yani metni aynı böyle değil. Anladığım. Yani şey anladım demeyeyim. Hatırlayabildiğim kadar o cümleyi. Bir alemin sohbetinde bulunmak, 100 rekat nafile namaz kılmaktan, 1000 hastayı ziyaret etmekten, 1000 cenaze namazında bulunmaktan daha faziletlidir. Ümmetimin alimlerini ağırlayınız, çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rab, Allah'lığın hatırına salatu selamımızı ona ulaştır. Yani böyle bir insan olabilir. Yani bu normal bir söz değil ya. Yani. Böyle insan demesi, insan sözü olamaz bu. Ruhuma o kadar acayip geliyor ki. İnanamazsınız yani. Bir de okuyacağım. Bir alimin sohbetinde bulunmak, 100 rekat nafile namaz kılmaktan artı, 1000 hastayı ziyaret etmekten artı ben ekliyorum. 1000 cenaze namazında bulunmaktan daha faziletlidir. Ümmetimin alimlerini ağırlayınız. Çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Fasıkların yıldızları da fahişelerdir. Fahişelere yıldız diyorlar ya. Anladınız mı? Allah Allah. Başka bir alimle alakalı bir şey. Alimlere ülfet ibadet yerine geçer. Alimleri sevmek. Bir hadis var, gene bir mana nakledeyim şimdi. Çok hoş, tam yeri gelmiş. Bir mana derken anladığım değil. Cümlemde eksik olur. Bu kelime bu tarafa, bu tarafa olur. Ama yuvarlak manaya çıkarırsınız. Elimden geldiği kadar dikkat edeceğim. Bir mana deyince mesuliyet olmuyor.
Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki haşirde kurtarmak istediği bir kulu var. Şefaat olmadığı, iştiraka malum eden hissesi yok. Yani leylim leylim bir adam. Ama adamın fetret ehli midir, art niyeti mi yok bilmiyorum ama Allah onu kurtarmak istiyor. Allah Allah olduğu halde tamam ben kurtardım tamam hiçbir adeti kullanmıyorum demiyor. Allah esbabı aktif ediyor. O da esmanın tecellisi. Diyor ki kula benim sevdiğim diyor bir alimin ismini söyle. Benim sevdiğim bir alimin ismini söyle. O ismi bildiğin için onun hürmetini seni affedeceğim. Bilmiyorum diyor. Demek ne kadar leylim leylim. Mesela İmam-ı Rabbani Bediüzzaman'ı bilmiyor. Tamam. Süleyman Efendi Hazretleri'ni bilmiyor. Mahmud Efendi Hazretleri'ni değil. Bunlar hepsi alim bana göre. Kamil insanlar. Bilmiyor. Peki diyor Allah. Senin bildiğin bir alimin ismini söyle. Onun hürmetine de affedeyim. Ne kadar leylim leylim bir adam ki. Bilmiyorum diyor. Peki diyor Allah. Son şeyi. Senin etrafı bildiğin alimi bilmiyorsun ama senin bir bildiğin bir adam var mıydı? Bir alimi seviyordu. Şu adam bir alimi seviyordu ama hangi alim olduğunu bilmiyordum ama şu adam alimi seviyordu. O alimi seven adamı bana söyle. Burada diyor ki müfessir, muhaddisun uleması. Burada Allah kulu kurtarmak değil diyor eksas maksat. Allah yeryüzündeki halifesi olan peygamberin vekili, peygamberin vekili halifesidir. Alimleri Allah yüceltiyor diyor. Değil alimin dersine bulunmak, o alimin ismini bilmek, o alimi sevmek bile Allah'ın affına vesile oluyor. Ne acayip bir şey ya. Ya ne kadar hoş bir dünya. Başka bir gene alimle iki tane hadis okuyacağım gene. Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır biliyorduk. Başka. Bir alimi ağırlayan iyi dinleyin yaslanın. Bir alimi ağırlayan Allah'ı Celle Celle ağırlamış gibi olur. Allah'ı ağırlamış gibi olur. Bir alimi ağırlamak alimler der ki ille evini almak değil. Memnun etmek, bunun ihtiyacını gidermek olur, evini misafir etmektir olur. Ne bileyim ben ne anlarsan. Konu değişiyor. İnsanlara mücadele ruhunu aktif etmeli. İnsanlara mücadele ruhunu aktif etmeli. Hep kendilerini kötü hissediyorlar. Özgüven yok. Diyorum ki bak. Bak biraz sonra seninle konuşacağız. Seninle konuşacağız. Onlardan bir tanesi var şimdi Almanya'dan gelmiş. O gelen. İyi yaptın. Bak seninle biraz konuşacağız. Ama Allah rızası için seninle bir şey istiyorum. Bu psikolojik konuşma. Camide anlatıyorum. Yani cami lojmanında. Tamam. Allah rızası için bir şey istiyorum seninle. Ne olur bundan sonra ben kötüyüm deme. Ama hocam kötüyüm dedi ya ben ne yapayım? Ben sana iyisin demedim de ama deme diyorum. Bir tanesi dedik peki hocam kötüyüm ama iyiyim peki dedi. İyi anlattım. Yarım saat sonra ne dese inanırsın. Nasılsın şimdi dedim. İyi diyelim de iyi olalım. Bu insanın iyi olması mümkünatı var mı? Kocası yanımda söyledi. Bunun üzerine elimi koyarak yemin ederim. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Yalanım varsa. Bilmem. Dedi ki hocam dedi sen de şahit ol. Karısına diyor. Yaşlı yani bunlar. 60 varlar tahmin. Sen de şahit ol. Sabahtan akşama demeyeceğim. Sabahtan öğleyene kadar bir defa hastayım demesin. İyiyim de demesin ama. Hastayım demesin.
of of hastayım diye söylenmesin mutfakta salonda. Bir bilezik alacağım söz veriyorum dedi. Hemen ona döndü. Hastayım da ne yapayım diyor. Ne yaptım ya cevap? Dedim benim çok acele bir işim var. Camiden çıkmıştım. O hocam falan. Hiç kusura bakma. Ben oyun oynamaya gelmedim kardeşim. Siz misketlerinizle oynarsınız. Özgüven yok. Dibe vurmuş. Yani hiçbir ilaç çare değil o. Kilitlenmiş. Bitmiş. Kendisini karar vermiş. İyi olmamaya. Kötü olmaya karar vermiş. Bitmiş o. Ona bak mesela en harika bir ilaç dahi olsa, doktora ve ilaca inanmıyorsa boşuna içirme. Vallahi bir aspirin olsa bile güvensin, inansın o düzelir. Babaannem bunlardandır. Onun için mi güldün? Hatırına geldi değil mi? Aklıma geldi. Yolduğu anı bile diyor ki bu kötülük iyiliğidir. İyi olduğu zaman ne diyormuş? Kötünün iyisidir. Kötülük iyiliğidir yani. Kötülük iyiliğidir. Allah Allah, kötülük iyiliği. Böyle bir şey de duymadım. Başka birisi var. Ha, babaannemi şey yaptım. Yok, onu geçmedim babaanneme. Adam iyi. Yanımda oluyor bu. Diyeceksin nereden? Almanya'da işte, şimdi gideceğim. Ya bugün, ya çarşamba ya perşembe gidiyorum. Bir iki günüm var. Teravih imamlığı vesaire. Şimdi geliyor hocam. Düzeldi. Düzeldikten sonra akşam tabii. Namaz teravihden sonra bir evlere gidiyorsun, çay içiyor, ona davet ediyor, orada konuşuyorsun, düzeldi. Şöyle seyrediyorum, çay içiyorum ama çaktırmadan seyrediyorum. Ne dinliyorsun dedim, neyi bekliyorsun? Vallahi doğru hocam, düzeldim ama acaba gelir mi? Hayret ya. Nereye ait dedim, aynı böyle yapıyor. Hareketleri aynı böyle yapıyorum. Hayret, ben nasıl iyiyim ya? Olmamam lazım. Yok. Hayret. Hocam ya kesin mi? Yani emin misin ben iyiyim? Dedim kardeşim bana bir çay da koysana. Yok kalsın dedim. Kalsın. Ben çay da içeyim. Kesin. Emin misiniz hocam ben iyiyim? Ama hepsi anlattıklar. Hepsi kadın. Diyecekler ki niye ona şey? Aynı böyle özgüven dipte. Peki nasıl olur? Şair olmayan yerlerde özgüven pek olmaz. Ezan okunmayan memleketlerde ulemanın kitabında şöyle yazıyor. Camisi olmayan yani ibadet haneleri açık bir yerde bir gizli değil. Açık yani kişinin camidir olmayan yerlerde hicret edin. Ezan okunmayan bir memlekette hicret edin. Orada şehir olmadığı yerde özgüven pek olmaz. Bazılar kızacak bana ama ne yapayım? Diyebilirsiniz. Yanlış. Tamam. Ben ayet demedim. Kabul etmiyorsan sana ait. Başka? Muhakkak hakaiki eşya kendisine münkeşif olan arifi billah'tır. Bu çok acayip. Bunu siz dinleyin. Bak, muhakkak, iki nokta üst üste, muhakkak, hakaiki eşya, eşyanın hakikati, kendisine mükeşif olan kişiye arifi billah denilir. Eşyanın hakikati ona açılmış. Bunlar nasıl anlaşılır? Onlar devamlı ilham alırlar. Bunlar 121 şualarda insanı berzahtırlar diyor. Alem-i mana ile alem-i şehadet. İnsanlar arasında bunlar berzahtır. Bu insanlar alem-i mana ile bu insan, berzahı insan vasıtasıyla alışveriş yaparlar. Bu tünelden geçerler. Bu tünelsiz geçemezler. Bu tünel yokken bunlar buraya gelemez. Bunlar da bir şey alamaz. Mutlaka bu tünel olması lazım. Bunlara ustad noktası var. Külahı var. İnsani berzahtırlar. Takkesinden çıkarıyorum bu manayı. Oradan haber veriyorlar. Yani burayı oraya, orayı buraya taşıyorlar. Mesela alemi mana, alemi şehadet. Furkan yapma öyle.
Getir, getir, getir. Aşağıya götür. Yukarıya al. Nereye göre? Ha, onun bu hareketi. Bak mesela şu. Şu hareketi. Alma diyorum, tamam mı? Orada acayip gözüküyor. Abi nasıl yapayım? Getir, 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 getir. Tamam, ha öyle dursun. Hani çanak anteni çatıda birisi çeviriyor. Öteki camdan bakıyor. Çevir, çevir, çevir. Böyle böyle şey var. Belem böyle çizelidir falan, dalgalıdır, tamam mı? Öyle. Karlıyor dedi. Ne diyorlar? Karlıyor diyorlar. Abi. Karlıyor. Karıncalıyor. Karıncalanıyor. Bilmediğim için zorlanıyor. Şimdi o görmüyor ama çeviriyor. Ha, bu insan böyledir. Bu insanlar alem-i mana ile alem-i şehadet arasında berzahtırlar. İkisi arasındaki ilişki, münasebet bu tünel ve koridorla oluyor. Ne mutlu insanlara ya. Mevlana diyor ki, kimde ne aldımsa söylüyor. Bu dünya yaptıklarımızın yakınlanıp yine bize döneceği bir dağ gibidir. Allah diyorsun, dağ diyor ki Allah 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 Allah, yankılanıyor. Dünya böyledir. Yaptığınız size yankılanmış. Ya bunlar başıma niye geldi? Yaptıklarındır. Yani dağda mesela sen Allah dedin, dağdan Muhammed 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 böyle yankılır mı? Mesela dağ diyorsun ki kötüyüm, iyiyim, 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 iyiyim. Böyle bir şey olur. Neyi gönderiyorsan, neyi şey yapıyorsan, o sana yansıtıyor. Nereye çevirirsen çanak anten, onu gösteriyor. Başka? Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla gülmeyi terk edene, gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene nasıl bir şeydi ya? Bir cümle vardı. Çok ilginçti. İmam Azam mı vardı? Hayır. Biz konuşmaya kaç yaşında, hatırlayınız var mı kendisi, anne babanız demiyor. Kaç yaşına kadar konuşmaya başlamışsınız? Sen? Bir hatırlayan var mı? Üç. Başka? Dört. Dört. O kadar. Hadi on olsun diyeyim. On olmaz değil mi? İki defa fazla. En fazla beş mi? Beş. İkide donuşuyorlar abi şimdi. He tamam. Üç diyelim mi? Diyelim. Konuşmayı öğrenme tarihimiz ne kadar? Üç senede konuşmayı öğreniyoruz. Tam 60 sene susmayı öğrenmeye çalışıyor. Bu dün hatırıma geldi. Gece. Daha yazmadım. Böyle bir şey yok. 63 ya peygamberin hayatı. 3 senede konuşmayı öğrenirken 60 senede susmayı öğrenemiyoruz. Susmak zordur. Acayip bir şey. İnsan 18 bin alemin hulasa-i camiası olduğundan bir vesile ve sebeple o alemler insanda tezahür ediyor. Tanımadığı içinde bazen endişe ediyor. Tanımadığı içinde mesela şöyle diyeyim de oturuyor mutfakta, kadındır, erkektir, çalışıyor, araba sürüyorsan iş yapıyorsun. Ha tamam, bak bu çok önemli senin için de benim. Bir anda veya bir anda acayip gelin, bir anda telaş, bir anda dedi, aa birisi geldi. Birisinin adı, aa babanın ölüyü hatırladın, geçmişi hatırladın, onun adı, teyzeni hatırladın. Ne oluyor ya? Bazen şey, nesin biliyor musun? 18 bin alemde gidip gelmeler yaşanıyor. Bir kavşak düşünün.
İçi boştur, hiç kimse yoktur orada, ev olamaz. Ama bütün yollar onunla belirlenir. Kavşak, altı yol. Yolu belirlediği için hiçbir yola benzemez. Bak hiçbir yola benzemiyor. İşte 18 bin alem ezel ebed arası. Bak bize söylüyorum. Yön yok yani. Yön yok. Ezelden ebed arasında kavşak insandır. İnsanı kaldırsanız ezel ebed yoktur. Ezel ebed yoktur. İnsan alemi de yoktur. Ezel ebed Allah'ın esmasıdır. Senin aleminde yok. Yani insan bir kavşaktır. Yani tuhaf tuhaf şeyler bende niye oluyor ya? Hani dersin başında söyledim. Ya kışın gelmesi garip mi? Yazın gelmesi garip mi? Rüzgar esmesi, yağmur gelmesi. Kapılar uçurması. Hortumun olması. Kardeşim bu insan, bu alemin hulasası olan sende bunların niye olmasın? Bazen hortum olacak. Bazen kasırga geçecek sende. Bazen sis çökecek. Bazen de acayip bulutların orada olacaksın. Bazen de kış olacak. Bazen de bahar. Niye böyle oluyorsun? Sırda bu yok. Çünkü sen 18 bin alemin kavşağısın. Seninle geçiyorlar. Sensiz kesinlikle alemde ifade edilemez. Yağmur gelmeden önce insana ilk önce geliyor. Esması. Ondan sonra taakkuku dünyada oluyor. Taakkuku insanda oluyor. Nasıl ki güneş vuruyor Cenab-ı Hakk'ın izniyle, su buharlaşıyor, sonra Allah onu başka yerde rahmet gönderiyor. Tamam mı? Aynı bunun gibi Kur'an veya peygamber ve Allah deyin güneşe, şemsezeli. Okyanus insandır, buharlaşan buhar tefekkürdür. Tefekkür eden sonra onda hakikat nurları tezahür eder. Yani aynı. Yani insan yani. İnsan yapmaya çalıştım. Bak tanımadığı içinde bazen endişe ediyor. Bir tuhaf. Allah Allah ben ne oldum ya? Bunu bilirsen o kadar rahat edeceksin. Ya bu hal yoktu bende. Nereden çıktı? Ya kardeşim yaşa göre, cinsiyete göre, cinselliğine göre, konumuna göre, bulunduğun ortama göre, ne bileyim etkileyen sebebe, ya bir sürü sebepler var. Kavşaksın sen ya. Mesela kavşakta, kavşak otursa veya kavşakta bir tane adam otur, kavşak kabul edin. Yol tamam. Şurada oturdun. Aa şuna bak ya. Taksi geliyor. Ne gelecek diye. Aa tır geldi. Aa kırmızı araba geldi. Beyaz geldi. Aa yamuk araba ya. Bisiklete bak. Yol şaşırıyor mu üzerinde geçenleri, arabaların önü kim geldi? Arkadaş sen böyle bir kavşaksın. Senin üzerinde bunlar geçecek. Bisiklet de geçecek. İki ayaklı da hayvan da geçecek. Yol ya bu. Yolsun yol. Süleyman Aleyhisselam kısasından çıkarıyorum bunu. O Süleyman Aleyhisselam çocuğu vefat etti de biliyorsunuz. Peygamber kısasında bu. Çok üzülüyor. Biliyor musunuz bu kısayı? Bak çocuğu ve Allah böyle kanser bir şey değil, ölüm bir şey değil. En ağır imtihan şeydir. Evlat acısıdır. Öyle diyorlar ben bilmiyorum da. Süleyman Aleyhisselam çocuğu vefat etmiş ama çok acayip üzülmüş. Peygamber ama insan. Sonra iki melek geliyor ama çaktırmadan insan şeyinde kavga ediyorlar. Kavga ediyorlar. Hakemlik için ey Allah'ın peygamberi o şehirde biz falan beldeden geliyoruz. Bizim bir sorunumuza kavga ediyoruz. Bize hakem olur musun? Olurum demiş zaten. Buyur dedi, derdiniz ne dedi. Hemen ben ilk önce ben anlatacağım diyor. Peki anlat diyor. Bu diyor benim diyor ektiğim tarla çiğnedi diyor. Tarlamı çiğnedi diyor. Bütün o ektiklerime bastı diyor. Ona dönüyor. Sen niye çiğnedin diyor. O da diyor ki o adam. Ey Allah'ın Resulü diyor. Bu adam tarlasından hariç insanların geçtiği yolu da ekti diyor. Yolu ektiği için ben aslı yolumdan geçtim. Ama adam ekti diye yol tarla olmaz ki diyor. Niye ekti diyor yola diyor. Adama döndü. Sen tarlayı niye ektin diyor. Tabii ki tarlayı ekersen
Tabii ki çiğnenirsin. Çiğnerler. Hem tarla ekiyorsun, hem suç, hem de şikayetçisin. Adam bu sefer peygambere diyor ki sen, ey Allah'ın peygamberi, yola ekilen buğday çiğnenmeye mahkumsa, ezelden ebede ekilen bu insan oğlunun dünya ve ahirete doğru göçmesinde gariplik mi var? Dünyada madem ekildin ama yoldur, elbette ki çiğneneceksin. O zaman çocuğuna sen niye üzülüyorsun? Dünya bir yoldur. Burada ekilen biçilecektir, çiğnenecektir. Dünya bir yoldur. Bu yolda eken çiğnenmeye mahkum o. Kabul edecek bunu. Hemen peygamber ferasetiyle anlatın. Tanımadığı için de bazen endişe ediyor. Cinler alemi, şeytanlar alemi, ruhaniyet alemi, kürs alemi, arş alemi vesaire vesaire alemler kendilerini bazen şartlar ve zeminde ifade ediyorlar. Korkma, bunlar aynedarlığının iktizası ve camiyetindendir. Bunlar senin basitliğinden değil. Bunda böyle bir şey yok. Taşlar üzülmez. Taşların üzüldüğünü gören var mı? Yok. Sığır düşün, hayat ve duygular olduğu halde. Ah ulan ah, çekilmiyor şu dünya. Her zaman aynı ahırda mı yaşayacağız? Her zaman ot mu otlayacağız? Demiyor. Hayatına gayet memnun. İşte senin ikide bir alemin, atmosferinin değişmesinin sebebi senin camiyetindendir. Senin yapında var bu. Eksiklik sende değil. Sistem böyle çalışıyor. Bu sana neyi getirecek? Sistemin çalışmasını kendi zaafına vermezsin. Peki sana soruyorum. Bugün fırtına oldu. Diyelim. Fırtına oldu. Senin zaafından mı? Kendini suçlayabilir misin? Niye suçluyorsun? Önce fırtına oldu. Sana ne alakası var? Ha, senin aleminde iradenin dışında cereyan eden hadiseler de böyledir. Tuhaf ve garip bir hal. Nefse muhalefetle kazandığın makamı nefis sanki sahibi imiş gibi gururla sahipleniyor. Bu çok acayibime gidiyor ben yazdım tefekkürümde. Başta buna düşman, sonundaki netice sanki onun rızası varmış, o yapmış gibi onu sahiplenip gurur yapıyor. Ne garip ve tezat yapı. Mesela bak. Kur'an okumayı, bir insana iyilik yapmayı şeytan ister mi, nefis ister mi? İstemez. Şimdi ben bir insana iyilik yapmayı, Kur'an okumayı nefsim ve şeytanım istemiyor. Ona rağmen muvaffak oldum. Ama o direndi. Muvaffak olduktan sonra şeytan giriyor. Sanki o iyiliği kendisi yapmış gibi gururlanıyor. Acayip bir zıt görüyor musun? Bilmem anlıyor musun bu tefekkürü? Hissiyatımı anlatamayacağım ama. Bir de söyleyeceğim. Mukaddemesinde o iyilik yapmamda muhalefet eden bir sistem, şeytan, nefs emare istemiyor. Yapma diyor, verme diyor ya. Ne veriyorsun diyor, bitecek diyor para ve içecek diyor. Sen diyor başka eve boşver, televizyon seyretsin, namazı. Sonra kılarsın diyor. Sonra kılarsın diyor ya. Şu bitsin diyor film. Daha var diyor, sabah kadar var diyor. Sen kalktın, kıldın. O direndi ama. Sen muvaffak oldun, dozerle açtın. Kıldıktan sonra, aferin lan sana. Helal olsun. Tabii ki ya böyle. Bu sefer kendisi yapmış gibi gurur yaptırıyor sana. Riya yaptırıyor. Engel olan o. Yapan ben. Yaptıktan sonra sanki kendisi yapmış gibi sahiplenen de o. Acayip bir hal ya. Ben de gördüm. Var mı sizde, var mı bilmiyorum. Fethi abi sizde yok galiba. Doğru var. Olmaz mı ona? Bende var. Evlat acısı da var hepsi. Var mı sende evlat acısı? Yani 6 aylık bir kızım ölmüş vefat etti. O zaman ben kendimi hiç gezdim ama ne gezdim hiç anlamadım yani. Fesubhanallah. Kaç sene geçti ki bak bu derste etkilendi? Kaç sene. Kaç sene var geçti. 50 sene var mı? Yok canım ya. 40? Daha 20 sene falan. 20 sene. Saçlarım ondan sonra başladı şey etmeye. Allah Allah. Ama hiç alamadım. Hep sıktım, kendim içime attım ama çok dediğin gibi evlat acısı hakikaten. Bir tanesi var bizim Rize'de.
Ondan sonra genç yaşında diyor. Genç yaşında dedi, 27 yaşında. Otel müdürüydi. Vefat etti. Kendisi hoca. Babası. Ve bal gibi. Şimdi koluma girmiş. Babası da biz de işte dostuyuz bu saatte. Öyle sıkıyor ki Hasan'ım, Hasan'ım isyan etmeyeceksin. Sanki aynaya bakıyor, kendisine konuşuyor. Evet tamam. İsyan etmeyeceksin. İsyan yok. Allah Allah, peygamberin çocuğu gitmiş. Gidiyoruz da cenaze çekime. Çeviriyor suratım. Tamam mı? Tamam abi, doğru söylüyorsun ya. İsyan yok. Ama böyle baktım, manyaklaşmış. İsyan yok. Ne bu böyle fırçın bağırmak istiyorsun ya? Olur mu ya? Tut kendini. Herkes de bizi seyrediyor. Doğru söylüyorsun abi. Çok doğru söylüyorsun. Tamam. İsyan yok. Böyle tutuyor. İsyan yok. İçinden bağırmak geliyor. Allah Allah. Ne bağıracaksın ya? Teslim olsana kardeşim. Niye teslim olmuyor? Tamam, doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun. Ne manyaklıkları yaşamışım ya. Ne tuhaf şey. Bilmesen ne oluyor Ahmet abi, ben mi yaptım lan, benim çocuğum mu lan demiyorsun, tamam mı? Olayı biliyorsun ya. Tabii, olayı biliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki adam kendisini tabii. Doğru söylüyorsun. Dirayetli olmam lazım. Ben bu işleri biliyorum. Nereye gittin? Tabii aferin lan, böyle ol dedi. Bana diyor. Benim konuşturmamı istiyor. Konuşmamı istiyor. Yani adeta konuşayım. Tabii ya, nereye gitti bu? Yalnız peygamber dedim. Çocuğunu götürürken o kadar müsaade et abi dedim yani. O kadar gözlerine yaş akıyor. Allah, sahabe demiş ki hani ya Resulallah, ben size isyan edin, hırçınlık yapmayın men ettim. Yoksa insanız dedi yani. Ben de insanım. Gözüne yaş akması müsaade edilmiş. Normal ağlamaya müsaade edilmiş. Ondan sonra tabii diyor. Onu diyor Hasan'ım öldüğü zaman yaptık diyor. Yapmak lazım diyor. Onu öldüğü zaman yapmak lazım dedi. Neyse. Devam ediyorum. Nasıl ki lafız bir libastır, bir fotoğraftır. İsterseniz bu insana girmeyeyim. İnsanlık alemi ayrı bir ders olsun. Ona girmeyeyim. Gene bu kolaydan yürüyelim. Tamam. Ben size kolaydan yürüyeceğim. Tamam. Kesinlikle evinin içine dışarıdan ayakkabıyla girme. Ayakkabını çıkar. Sağ ayağınla besmele ile gir. Tuvalete ve banyoya da biliyorsan duasını okuyarak, bilmiyorsan tuvalete veya banyoya bir adım kala besmele çekerek gir. Banyoda tuvaletini yapma, özel temizliklerini banyoda lavaboya atma, sakla bir peçeteye koy. Poşete koy, sonra çıktığın zaman özel tuvaletteki özel bezleri de, şeyleri, banyodaki özel temizliklerimizi de kenara koyuyorsun. Onlar suyla göndermemeye çalış. Ondan çıktığın zaman poşete koy. En doğrusu toprağa göm. Tırnak da öyle. Kutuya saklarsın. Sonra kırlara gittiğin zaman o kutuyu götürürsün, gömersin. Kutuyu değil. Böyle kas bu tırnağını gömersin. Ama yapamıyorsun, burası şehir. Özel şeylerin, malzemelerini ve işte temizlik şeylerini poşete koydun. Bismillahirrahmanirrahim de kapat. Bismillah ile kapat. Ondan sonra evdeki çöpe at. Evdeki çöpü de, bu çöp içinde olan çöpü de ikindiden önce dışarıdaki çöpe dışarıya çıkar. İkindiden sonra çıkarma. Ayakkabınız çok önemli. Kedi gezdiriyorlar. Köpek gezdiriyorlar. Testileri yani pislikleri, gaytaların idrarları dökülüyor. O kuruduğu zaman ervah habisi ve cinler yiyor. O pislikleri. Ona basmış olabilirsin. Ayağına yapışıyor. İdrar tozu veya gaytanın tozu. Onu yiyen Allah Resulü söylüyor. Yani şeylerle, tezeklerle diyor, taharetlenmeyin, kemiklerle taharetlenmeyin. Zira cin kardeşlerinizin gıdasıdır. Ayağına yapışmış mı?
Ayağına yapışmış ya cin de orada. Ondan sonra eve geliyorsun, hem de besmelesi. Ayakkabıyla evin içine giriyorsun. Girdikten sonra ayakkabıyı çıkarıyorsun. Cin girdi eve. Artık orada kavga, gürültü, huzursuzluk başlar. Ne yapacaksın? Kapının dışında, daha geldin, ayakkabını çıkar. Ayakkabından ayağını Bismillahirrahmanirrahim diye eve ayakkabısız ayakla gir besmele. Ayakkabı nerede kaldı? Dışarıda. Onu da eğil. Bismillahirrahmanirrahim. Bir silkele. Al. Bismillahirrahmanirrahim içeriye koydun mu defoluyor tabii zaten. Zaten seninle alakayı kesiliyor. Ayakkabı da bir direkt sensiz kalamıyor. Yani sen içinden çıkmayla o bulunamıyor orada. Niçin? Seni cep telefonu düşünün. Kartı telefona takmasan kart ne ifade eder? İşte nuskalar da öyle. Nuskayı gidin banyoya alsın, bir yere alsın. Eğer çok rahatsızsan banyo yapana kadar onu çalıp götürürler. Ama insana taktığı anda insandayken yanaşamazlar. O zaman yanıyorlar. Ya insansız iken çalabiliyor. İnsana taktığın zaman yanaşamıyor. Neye benzetiyorum onu? Cep telefonunun kartını düşün. Telefonda kart değil. Bu kart ne ifade eder? Hiçbir manası yok. Burada hiçbir manası yok. Aç çöpe. Ama takınca dünya ile görüşüyorsun. Uyduyla görüşüyorsun. İnternette sitelere giriyorsun. Öyle mi? Ha, aynı onun gibi nuska şey gibidir. Telefon kartı gibidir. Telefon da insan gibidir. İnsana temas ettiği anda devreye giriyor. Duvara asılırken devreye giremez. Ama atletin üzerine de olmayacak nuskanın şeyin. Şeyin üzerine, tenine değecek. Sakın ha kıtmir duvasını katmayın. Orada sihir var. Yahudi menşeili bir sihir var. Çünkü hiçbir dualarda, peygamberlerde ve büyük zatlarda Allah'ın bizi ashab-ı kefin köpeği yap yok. Yanlışı var. Ashab-ı kefin köpeği cennete girdiği gibi beni de sok ama beni köpek yap yok. Dolayısıyla bu onun dışında bir de sihir yapılmış. O yeri gelmişken söyleyeceğim, bunu söylemiyordum. Bu yeri değildi ama kıtmir duası F25 yaptırıyor, F25 cemaati yapıyor. Şu onu takanda iki şey gelişir. Sahibine, arkasına, sihiri yapana ölesiye sadakat, karşıki tarafa onun gösterdiği hedefe ölesiye hücum. Böyle olduğuna delil nedir? Sen atıyorsun kafadan, tamam ben delim. Bir tane tabak sirke koy veya bir nehir. Çıkart bunu, sirkeye koy. Veya nehire attığın anda vücudunda ateş sıcaklık oluyorsa sihirlenmiştin. Eğer hakikaten bir şey olmuyorsa sihir yoktu sende. Bak realiteden bahsediyorum. Kuru iddia değil. Peki ateş basıyorsa ne yapacaksın? Bir iki gün çekersin. Ama dediğimi yaparsan o da kurtulursun. Nedir o? Ayet-i kürsi veya huruf-u mukatı içine çeke çeke okuman lazım 7 defa. Allahu la ilahe illahu. El hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. 7 defa böyle ayet-i kürsü okursan gider o. Ama yoksa en az 3 gün veya bir hafta o ateş basar. Realitede bahsediyorum. Eğer olmuyorsa gıybeti, iftira arkama koyun, ben helal ediyorum. Allah'ın aklından kafadan değil. Peki o sihir kıtmir duvasında mesela sirkenin içine koyduk. O bir giderken bir iz bırakır mı mesela abi? Şişeyi, camı patlatır mı? Yok, patlatmaz. Camı patlatmaz. O şeyi de gidip ayak basılmayan yere, toprağa, şey sirkesiyle beraber, nuskasıyla beraber ayak basılmayan yere göm. Nereye atarsan zaten hiç önemli değil. Ama attığın anda ateş olur. Bunu nerede atsın ben bilmiyorum. F25 cemaatinde var kardeşim. Yani bizde yok iş ya. Şimdi bizde yok 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 abi şey senin. Almadık yani. He. Atmada gerek yok o zaman sirke. Abi F25'le alakan yoktu ki senin zaten. Ben de 30 sene önce düşmandım zaten. Düşman değil de. Yani demeyelim. Ya yanlışını söyleyeyim. Yanlış yani ters söyledim yani. Tamam. Sevmiyordum yani. Doğru. Ben de sevmiyorum Allah için ha, zaten. Ben hiç sevemedim. Ölüm bir. Şimdi özel temizliklerini lavaboya atma, onları ayak basılmayan yere göm. Gömemiyorsan besmele ile poşete koy ve ağzını bağla öyle çöpe at. Anlaşılıyor değil mi yani konuştuklarım? Yani siz şey yapın, sorun.
tuvalette konuşma, bir şey yazma, düşünme, seslenme gerekiyorsa, birisi çağırdı, Hasan, Hasan, gerekiyorsa veya yani buradayım diye kapıya ve kapıya vur, konuşma, fazla kalma. Cinsellik hayatında ifrata kaçma, harama girme. Yani harama girme, hem haram muamele olmasın, hem de kendini gusül yapmaya kendi iradenle mecbur etme. Ta sinir sistemi yorulur ve bozulur. Sinir sistemi bozulana ervah habise ve cinler cazip olur. Camı açsak, buna kim gelir? Arı gelir. Buraya pisti koyalım, camı açsak kim gelir? Sinek gelir. İşte sinirleri bozuk olanlara geliyor. Köpeği kimden soru atma, niye? Çünkü, söyle anlatayım. Allah razı olsun, sor. Şimdi çöp de mahalle çöpü ya kutusu Fethi abi. Evet. Orada tavuk yiyen, et yiyen, tavuk yiyen kemik atmış olmaz mı? Veya ki vardır. Doludur. İşte cinler ve erbaa habiseler ikindiden sonra kendileri uyanırlar. Akşamdan sonra cirit atarlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, akşam olmadan çocuğunuzu eve alın, besmele ile kapatın. Yoksa diyor, şeytan çocuğunuza ortak olur. Ortak olduğunu nasıl anlarsın? Hırçın olur. Sabırsız olur. Tahammülsüz olur. Kanaatsız olur. Saygısız olur. Ondan sonra bu tür şeyler. Hiçbir şey onu memnun edemez. Vurucu kırıcı olur, kırar döker. Bunu akşamdan sonra kalan çocuklarda kesinlikle kaçınılmazdır. Resulullah demiş bunu. Ondan sonra peki cinler, ervah habise çöp kutusunda kemikleri ve etin kemiği, tavuğun kemiğini yiyorlar. Orada hemen yiyorlar. Hemen uyandılar, yemek yiyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Sen de geldin, poşetin sofralarının üzerine atıyorsun. Bir kısım ölüyor, bir kısım kaçıyor. Ondan sonra ölenlerin akrabası veya o yemeyenler seni çok hoşsun ya. Çünkü onlarda zerre kadar sabır yok. Onlar kadar asabi bir şey gözükmemiştir. Onlar bizim gibi cinler, bizim gibi kavga edip ayrılmazlar. Her kavga mutlaka ölümle neticelenir. Kan vardır. Onun için pek kavga etmezler. Ederlerse ölecekler. Asabi, yani sabır sıfır. Asabilik sıfırdan hemen başlıyor. Hiç yok. Dolayısıyla o poşeti attın mı tepelerine? Şöyle tıkır tıkır yemek yiyorlardı. Attın. Ondan sonra seni takip ediyor. İntikam almak için. Bazı şeyler demiyorum. Yapmayın diye. Ama o kadar basitler, o kadar basitler ki korkmayacaksın. O kadar basit ki böyle boyları 1-2 milimdir. Çok basit böyle insan değil. Kafirleri gördüm. Kafirleri sipsiyahdır. Suratları yoktur. Müslümanları beyaz simalıdır. Beyazlılar ve simaları olur. Kafirin siması gözükmeyecek kadar sipsiyahdır. Cinlerin erkekleri çok çirkindir. Kadınları insan kadınından güzeldir. Dolayısıyla onların kadınları, cinlerin kadınları, cinlerin erkekleri çok çirkin olduğu için insan erkeklerine musallat olurlar. Yapamasalar bu sefer karısına musallat olur ki niye kocasını kıskanıyor? Peki nedir bunlar? Bunlar çok basittir. Sen efendim cama açmadıkça, sen birisine adres göndermedikçe, sen birisine mesaj göndermedikçe sana kimse telefonla mesaj gönderemez. İnsanın yapısı böyledir. Kafir dahi olsa. Şimdi sen tuvalet adabını bil. Tamam, tuvalet adabını anlat. Eve böyle gir. Namaz kılıyorsun. Derse gidiyorsun. Kur'an oku. Bitti. Bunlar hiçbir insana yanaşamaz. Asla. Sen gider cin çağırırsan, tuvaletinde konuşursan, tuvaletinde mesaj yazarsan, telefonunu kurcalarsan, banyoda Allah Resulü söylüyor. Banyoda işemeyin diyor. Zira diyor vesvese hastası olursunuz diyor. Vesvese hastası. Tamam. Duşa kabinde yapma, çık oradan git tuvaletine yap. Ondan sonra insan çok güçlüdür. Çok ama. Onlar o kadar basit ki şöyle diyeyim, cesaretin artsın. Onlar insana düşman olmasının en büyük müessir, muhariki sebebi onları kaldırdı ya, bizden önce onlar vardı. Kan döktükleri için Allah onların hükmünü kaldırdı. Belirli yerlere kaldılar. Dünyaya sultan ve Allah'ın halifesi insan oldu. Bu sefer insanı kıskanıyorlar.
O zaman diyorlar ki Allah'a adeta, sen misin bizi kaldırdın da bunu getirdin? Bak senin o değer verdiğin insana bak biz ne yapacağız. Ben bu hatırlayınca böyle asabi ve acayip bir cesur oluyorum. Allah adına güya çıkıyorum. Yani bana insanlara veya bir Müslüman kardeşime hücum etti mi? Ona hücum edince şöyle diyorum. Allah'a düşmanlığından dolayı ona düşman oluyor. Yoksa adam hiçbir şey yapmamış. O zaman Allah'a adeta mesaj vermeye çalışıyor zalim, kafir, zındık. Sen misin bizi kaldırdın da bunu git. Aa bak senin değer verdiğini biz de böyle yaparız. Onlar yapamaz. Sen müsaade etmedikçe yapamıyor. Gelemez. Sen küçük dediğimizin dedelerimizin yani öyle gözükür. Anlatıyorlardı. Çok büyük gözükür. Şeyde bir değirmen yok mesela. Gidip neyse tamam yok, tasvir et yok, tamam. Büyüklüklerini yani. Evet çok büyük gözükür. Ha. Burada sinyal veriyorlar. Tamam. Arabayı benim çekememiş arabayı. Evet. Hayvanlar. İşte enerji oldukları için enerji oldukları için hayalimize gelip hayalde büyütüyorlar. Orada gördüğümüzü zannediyoruz. Oysa buradadır. Şuna benzer. Yıldız var ha görüyor musun? Var mı yıldız orada? Yıldız burada var. Orada yok. Öyle boyut veremez, şey yapamaz. Seni o görüyorsan burada. Buraya girmiş de öyle gözüküyor. Yani demek ki onu anlattıkları yanlış söylemiş inkarları. Yani onların anlattıkları gördükleri. O göze tabi. Ben ilimi anlatıyorum. Evet, evet. Arkasından bahsediyorum. Bu evleri bu kadardır. Çok basittirler. Tamam. Yani daha şey anlatacaktım ama gerek yok. Şimdi birkaç tane de okuyayım tamam. Televizyon, internet vesairelerden uzak durursan evindekileri fark edip sohbet etme imkanını bulursun. Hanımını, kızını fark edersin. Aa bunlar yaşıyor. Yahudiler sihir ve büyüyü televizyonla yapıyorlar. İnternette yapıyorlar. Haman aman her bir pislik filmde kesinlikle söylüyorum. Kesin. Her bir filmde sihir var. Cin var. İçeriye giriyor. Yani o televizyondan gelen şua var ya. Mesela akşam ışığı kapatın. Televizyon orada çalsın. Sen buradan bak. Böyle dalga göreceksin. Enerji akımını göreceksin. İşte cinleri elektriğin üzerine bindiriyorlar. O da filmin elektriğine atmosfere veriyor. Televizyon çaldığı zaman kim seyrediyorsa giriyor ona. Girebiliyorsa. Şöyle diyeyim, yukarıda çalışıyorlar da ondan örnek vereyim. Yukarıda demir kesiyor adam. Veya zımpara yapıyor şeyle, taşla. Demire sürdüğü zaman arkada ne çıkar Ataman? Kıvılcım çıkar değil mi? Yani aynı böyle. Televizyon böyle atar. Kimin gözüne girer? Kim ona o kaynak şeyine ve kesmene alet olursa gözüne o kıvılcım girer. Kesinlikle haram filmlerde hepsinde var. 25. kare her bir reklamda var. Hepsinde var. Ahlaksız 25. kare Coca-Cola'da var. Bizzati ben bir yoğunlaşarak gördüm. 25. kareyi siz çıplak gözle göremezsiniz. Yoğunlaşarak gözüküyor. Zaten Coca-Cola'nın şişesinde o köpüktür, su kabarcıkları gibi gözüken şeyde çırp çıplak kadın resmi var. Bakın görürsünüz. Bakmayın da şişede ya. Mahremlerini, özellerini kimseyle paylaşma. Sözüne, dostuna, ahdine sadık ol, ihanet etme. Sana kötü davransalar bile sen sana yakışanı yap. Kimseyle asla alay etme, küçük düşürmeye çalışma. Olur olmaz kişilere veya ortamlarda latife, şaka yapma, yaptırma. Cahillere, çocuklara, seni tanımayanlara tevazu yapma. Estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Hayır, yapmaya öyle inanırlar, senden istifade edemezler. Cahile, çocuğa, seni tanımayan ortamlara tevazu yapma. İlmin izzetini koru. Sen orada tevazu yapma hakkın yok. Hür olmak istiyorsan kendinden, hasetten, yalandan, tulu emelden, mal düşkünlüklerinden uzak dur. Kimseye güvenerek kefil olma,
İslam hukukunda kefil borçlu gibidir. Bu asırda 20 kişiden bir kişiye bile güvenilmez diyor ustad. Başkaları için kendini yırtma, dağıtma, özellerine sokma. Başkaları için kendini yırtma, dağıtma ve özellerine kendini sokma. Kendini eksik yazmışım. Allah'ın merhametinden, adaletinden, inayetinden, hikmetinden ileri latifelerini sürme. Kader ilahinin izini, özünü, yüzünü görmeye çalış. Sistem zahirde göründüğü gibi olmadığını bil. Sen Allah'ın işine karışma, karıştırma. Yaratılış gerçeğini unutma. Birinci derecedeki dostlarının hali hatırlarını sor. Onlara hediyelerle ziyaret et. Olmazsa olmazların, kırmızı çizgilerin olsun. Özel hayatına kimseye sokma. Varsa imkanın hizmetin altına girme. Yani varsa imkanın hizmetin altına yani girersin, yoksa kimseye güvenerek hizmet yerleri açma. Yarı yolda bırakırlar seni. Bana teminat verip abi falan yerde dershane aç veya bir dershane açarsan kirası bana ait deyip de beni yolda bırakmayan bir tane adam yok. Hepsi yolda bıraktı beni. Abi iki tane çocuk okut, parası bana ait diyenin de bir tanesini de devam ettiğini görmedim. Kaçsa 2 yıllık mı dedim, 4 yıllık okuyanım. 4 yıllık okuyan 2 çocuğu beni yaz deyip 1 sene veya 2 sene sonra yatırmadılar. Ben zor durumda kaldım, bunu yazdım. Varsa imkanın hizmetin altına gir. Kimseye güvenerek hizmet yerlerini açma. Ya yarı yolda bırakırlar seni. Hislerin 1/2 değişkendir. Sen onları fikir, düşünce zannediyorsun. Böyle zamanlarda akıl mayasını katmayı unutma. Yani onlar bir anda coşmuştur, sana bunu söylemiştir. Ama hislerle konuşuyorlar, his civa gibidir. Şartları düşerse civa da düşer. İlk önce sana teminat verir ama o heyecan gidince teminatı da unutur. Son 3 tane cümlem. Yemek saatlerine, uyku saatlerine dikkat et. Bozma, vakitlerini bozdurma. İnsana yaslanma, düşebilirsin, Allah'a yaslan. Anne babanın ve dostlarının mezarlarını ziyaret et, ihmal etme. Yalnız kalmamaya çalış evde. Eğer çok istiyorsan 3 günü geçirme. Hadiselere hakim olmak istiyorsan ilk önce sen kendine, nefsine hakim olman lazım. Asla kadınlara hitaben, asla seferi mesafeyi mahremsiz çıkma. Asla çıkma. Son cümlem. Şu anda fikirlerin, düşüncelerin ve hislerin neyse şu anda sen osun, hayatının mimarı da sensin. Burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.